Ben de o işin olacağını çok Zaten öyle zannetmiyorum. bir şey. Vallahi bak, düşmeye kal, bir şey yaparlar, bulurlar, bir allem ederler, kallem ederler, düşmeye Yo, kaldı düşerler, ikinci ligi Süper Lig ilan ederler. ha. Oradan Bir şey devam. olur. Bir Birinci şey lig yapar. için Yani takıl. yarın herkes görecek. Yani Konya'yı görecek. Konya'daki maçı da biz izleyeceğiz, göreceğiz. Ben tekrar Bu söylüyorum. arada Galatasaray. Galatasaray Florya'dan ayrılıyor değerli izleyenler. Galatasaray'a Florya'da oldukça coşkulu bir uğurlama var şu anda. Öbür kapıdan Sarı çıkıyorlar. kırmızılı Ana kafileyi kapıdan. taşıyan otobüs şu anda Florya Metin Oktay testlerinden ayrılıyor ki otobüsün her iki yanında da taraftarları görüyorsunuz. Dışarıda Galatasaraylı taraftarlar oldukça coşkulu. Galatasaray'ın birkaç saat sonra Konya'da olmasını bekliyoruz ki yine Galatasaray'ın Konya'da karşılanış görüntüleri de A-Spor ekranında olacak. Mauro Icardi otobüsün Penaltı. ön bölümünde ve Icardi'ye her zaman olduğu gibi yine sevgiseli var. Icardi de taraftarları selamladı ki otobüs de hareket etmekte şu an çok güçlük çekiyor. Adeta bir şampiyonluk kutlaması kalabalığı var Florya'da. Otobüsün içinden de görüntü almaya çalışan Erdin Timur da içeride. basın mensupları var. O Muslera'yı Galatasaraylılar görüyorum. Erden Timur var. Kerem Aktürkoğlu var. Muslera dışarı çıktı. Şimdi taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik ediyor. Icardi geldi. Muslera orada. Taraftarlar oldukça coşkulu ve şu anda Galatasaraylı bazı oyuncular taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulunuyor. Az önce de söylediğim gibi yani Florya Metin Oktay tesislerinde bir şampiyonluk kutlaması tadında takımını uğurluyor. Galatasaray taraftarı Konya'ya ve hani Muslera'ya bakıyorum, Icardi'ye bakıyorum. İşte Kerem Aktürkoğlu az önce arkadan göründü. Oldukça yüzler gülüyor. Oldukça moralli bir şekilde Galatasaray kafilesi Konya'ya doğru hareket edecek ama otobüs tabii kalabalığın arasından geçmekte şu anda oldukça zorlanıyor. Yani şu açıdan bakınca sayıyı tahmin etmek pek mümkün değil ama herhalde bir 1000 taraftarın Icardi başrolü ya buradan da 1000'in söylenmiş üzerinde ama. taraftar olduğunu ben düşünüyorum. Şu anda tamamen tahmini bir şey söylüyorum tabii ki. Icardi'ye de sevgiseli devam ediyor tabii ki. Galatasaraylı taraftarlar artık yarın Galatasaray'ın Konya'da kendisine yeten skoru alıp şampiyon olmasını bekliyor ki geçtiğimiz hafta derbiden sonra da yine oyunculara moral vermek amacıyla Galatasaray taraftarı Florya Metin Oktay tesislerine gelmişti. Oyunculara moral vermişti. Bugün de oldukça güzel görüntüler var. Zaten İstanbul'da hava da güzel ve bu güzel havanın tadını taraftarlar Galatasaray'a destek vererek Florya Metin Oktay tesislerinde çıkarıyor. Yavaş yavaş artık Galatasaray otobüsü tesislerden çıkış yapıyor değerli izleyenler. Sanıyorum bir yarım saat 45 dakika içerisinde, 1 saat içerisinde en geç diyeyim. Galatasaray kafilesi de havaalanında olacak ve sonrasında Konya'ya hareket edecek. Taraftarlık böyle bir şey işte. Hani derler iyi günde kötü günün dedi. Nasıl Fenerbahçe geçen hafta sevindi, her türlü haklılar. Şimdi Galatasaray mağlup olmasına rağmen taraftarı peşinde gidiyor. Dönüşleri nasıl olur onu bekleyeceğiz. Hocam lig dediğimiz Ha, şey şöyle yapabiliyor uzun bir musun? maraton. Dönüşte de tam tersi gittiği zaman aynı şekilde karşılayabiliyor muyuz? İşte biz o vakit çok şeyleri aşmış olacağız. Onu yapabiliyorsak. Dönüşünde de futbolda her şeyi yaşayabilirsiniz. Ters bir şekilde bu şekilde karşılayabiliyorsak işte o vakit biz yeni sezonun temellerini atmış oluruz. Hocam büyük camiye büyük trajedileri olan cami. Herhalde yani. Büyük trajedilerin de üstesinden gelebildiğin ölçüde ömrün uzuyor. Çınarın kökleri toprağa Zaten daha bunlar derin öyle olduğu gibi. için hep burada bu senelerden beri yani yüzyıllardan beri yüzyıldan beri buradalar. İkinci yüzyıla girdik neredeyse. Kaç ne zaman bunlar kuruldu? 1905, 1907, 1903. Yani 20, 21, 22, 18, 19, 119 senelik camialar. Düşün, Cumhuriyet'ten önce kurulmuş camialar. Temellerini atmış. Cumhuriyet'in kuruluşunda temeller olan camialar. Az önce söylediğinize şöyle bir ek yapayım hocam.
Evet, Galatasaray tabii ki derbi mağlubiyetiyle üzüldü ama lig dediğimiz şey bir maraton. Futbol yani devam ediyor ya. Önemli olan puan anlamında ya da size yetecek noktada ligi tamamlamak. O açıdan tabii önemli kısa girebilir bir avantaj olduğunu söyleyelim Galatasaray'a. Geçen hafta ben şey dedim, maç dedim. Taraftarın üzüldüğü ne biliyor musun? Kötü futbol. Evet. Hani iyi oynarsın. Tabii tabii. İyi oynarsın, gel, yenilirsin, ona bir şey demeler. Bu kadar nasıl söyleyeyim sana? Hiçbir varlık göstermeden yenilmeleri, bir de 10 kişi diyorlar yani nasıl yenilir? Ama futbolda var. Tebrik etmek lazım. Bak hiç kimse Fenerbahçe'nin galibiyetleri taraftarlardan hiçbir serzeniş olmadı. Yok. Geldiler yendi ama diyor, haklı yendiler diyor taraftar. Onlar kendi kendilerine yediremediler. Biz nasıl yenildik ama hatta öyle oldu ki var. Galatasaray ve birçok futbol sever için Fenerbahçe'nin golünde faul tartışması olabilecekken kimse onu konuşmadı. Niye? Zaten mağlubiyeti hak etmişiz biz diyor. Niye ona sığınalım? İşte o duruş bu da güzel iyi, iyi bir algı. Fikir verebiliyor insana ama Fenerbahçeliler yanlış anlamasın da Platini'nin yani sendikacı babanın, çok saygıdeğer bir babanın rüşvetçi oğlu, büyük futbolcu Platini'nin iyi şeyleri de var. Onu da söyleyelim. Şöyle bir lafı vardır. Der ki, evet, küçük takımlar kazandıkları galibiyetlerle avunurlar, büyük takımlar kupalarla. Yani önemli olan senin dediğine geliyorum yani. Yani burada Fenerbahçe küçük takım olmuyor tabii. Yani önemli olan maratonu şampiyon tamam, bitirmek. Yani. Çünkü bu ligin bir statüsü var. Lig statüsünde sana bir uzun şey koyuyor. Belki Okan Hoca dedi ki ben 37. hafta bir mağlubiyet alıp rahatlayacağım ki 38. hafta daha keyifli kutlama yapayım. Puan durumu ona uygunsa bunu da yaptım diyebilir adam. Bir şey diyemezsin. Çünkü asıl onun o maratonu en önde göstermek. Bu lig maratonu olduğu için. Ha, o kupa maçta zaten gibi öyle bir golle biteceği belliydi. Veyahut da berabere gidecekti. Bir duran top geldi. Oldu, bitti yani. Şöyle bakıyorsun, iki tane atak var ya. Bir tanesi Galatasaray'ın 37-31 dakika, 41. dakikada Fred'in çok net olarak değerlendirdim. Başka da bir şey yok. Ama seni söyledim, o Platini söyledi. Tabii böyle büyük camialar için değil. Onlar daha ufaklar için. Önemli olan maratonu. Bunlar birbirlerini nasıl olsa tokatlıyorlar. Belli bir anda vuruyorlar birbirlerine. Taraftarlık çok farklı bir olgu tabii ama hani baktığımızda çünkü şunu söyleyen taraftarlar da var. Yani işte biz derbiyi kazanalım. Yani sadece Galatasaray ya da Fenerbahçe olarak söylemiyorum yani. Dünyada da var bu. İşte biz ezeli rakibimizi yenelim, şampiyon olmasak da olur diyen taraftarlar da var. Tamam biz derbileri kaybedelim ama ipi göğüsleyelim diyen taraftarlar da var. Bence ama nihayetinde sevinen taraftarlar. Hangisi de revanştadır? Hocam ben her zaman tabii ki yani şampiyonluğu yeğlerim. Yani. Ne yazılır? Tabii ki derbi önemli ama tarih onları konuşur, şampiyonlukları yazılır konuşur. Sen şampiyonluklarla bir yerlere gidiyorsun, Avrupa'da boy göstermeye çalışıyorsun. Hep şampiyonluklardır. Şampiyon olmadı mı bana ne? Beni yesen ne olacak, gelmesen ne olacak? Yani. Onlar biz taraftar açısından herkesin, kendi kendimizi avuttuğumuz için onlar. Ama esasında şampiyonluk çok önemli. Herkesin için makul ya da değil, akılcı, rasyonel ya da irrasyonel, herkesin bir teselli ihtiyacı olur. Mesela Fenerbahçeliler için fena bir teselli değil. Bu sene şampiyon takıma yenilmediler. İçeride beraber dışarıda yenmeler. Yani Trabzonspor için teselli ne? Mesela ararsan bulursun. Fenerbahçe'yi yenen tek takım ligde. Değil mi? Fenerbahçe'nin başka mağlubiyeti var mı? Yok. Bir tane mağlubiyeti var. Ararsan bulursun. Ve arayıp bulanları da hoş görmek lazım. Bu bir oyun ya. Herkes bir şekilde bir tarafından bir keyif alsın. Şampiyonluk bilmecesi Fenerbahçe için özellikle hani son 10 yılda şampiyon olunamayışın getirdiği bir gerilim elbette var. Fenerbahçe yönetimi bana göre bunu yönetmeyi beceremiyor. Şu veya bu nedenle bir sürü etkeni olabilir. Belki de en baştaki etken de Fenerbahçe'yi temsil iddiasındaki medyadaki temsilcilerinin çapsızlıkları, genel anlamıyla söylüyorum. Elbette pırlanta gibi çocuklar da var. Yönetemiyorlar bu süreci. Belki yoksa bu araya Fenerbahçe'nin 2-3 şampiyonluğu sığardı yani 10 yıla. Herkes şöyle yöneticileri falan yükler ama belki de bizde de hata var. Teknik direktör olarak bizlerin de hatası var. Buraya taşıyamamamız nedir? Bak hocam, ikisi de tek kulvarda oynuyorlar. Tek kulvarda bu kurulan kadrolarda. Fenerbahçe'de bir tek kulvarda oynuyor. Diğer rakipleriniz hocalar değişiyor, ediyor, gidiyor kupayı alıyor, Türkiye Kupası'nı. Evet. Final oynuyorlar. Şimdi bir tarafta da ben böyle oynuyorsa burada da hiç olmazsa bir tanesinin, ikisinden birisinin, Galatasaray veyahut da Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda final oynamasını beklersin. Kurulan kadro yatırımlardan dolayı yola çıkıyor. Evet. Ama futbol öyle bir şey değil işte. Hiç ummadığın yerde aklarla baklarla elenebiliyorsun. Ay, tekrar iki takımı da tebrik etmek lazım. Son finişe kadar biz futbol saha içinden bahsediyoruz. Bizi buraya kadar taşıdılar.
sahanın dışındakiler şahsen benim dışımda olan ve ben onlara hiç giremem. Ne konuşurlarsa konuşurlar. Zaten hep konuşuluyor. Bildiğimiz bileli şeyler, başkanlar, yöneticiler birbirlerine serzenişte bulunuyorlar ama önemli olan sahanın işi. Buraya kadar da bu sezon bizi taşıdılar. Son dakikaya kadar da yarın da işte acaba o mu olacak, buradan bir şey çıkar mı? Onun peşindesin. Kazasız belasız da bitiriyoruz. Yeni sezona bakalım. Yelken açalım. Başka türlüsü mümkün değildi zaten. 200 milyonluk iki bütçe vardı. Altında 140 milyonluk bir bütçe var. Bir de 100 milyonluk var. Diğerleriyle aralarında uçurum var. Zaten ikisinden biri. Dördü çekişecekti. İşte alttaki 3 ve 4 kupa finalini oynadılar. 1 ile 2 de şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Halen olanlar diyorsun. Başka yani. Bir şey olmayacaktı zaten. Ligin en başarılı takımı kim biliyor musun? Şöyle gördük ama Sivas, Kayseri. Ligin en başarılı takımları kim biliyor musun? Sivas'la Kasımpaşa. En az bonservis parasını harcayıp en az maaş ödeyen diyelim Sivasspor 17. ya da 16. Kasımpaşa 17 ya da 18. En az parayı harcayıp en iyi yerdeler. En başarılı Kasımpaşa, onun bir altındaki de Sivasspor. Başarılı onlara derim. 9 milyon harcamış, 50 milyon harcayan üstünde mesela. Ya fazla transfer yapmadı mesela Sivas, çok fazla. Hayır, başarı o. Yoksa bütçeleri belli. Bu iki takımdan biri şampiyon olacak. Şu 3-4'ten biri de kupa alacak. Çok görünüyor. Zaten yani. Çerelerden beri öyle gitmiyor. İşte sorunumuz buydu. Ama şu var. 2 sene evvel de değil mi? Yanılmıyorsam 2 sene evvel. Kayseri-Sivas final maçı. Türkiye kupa finali oynadı, evet. Kupa finali oynadılar. Ara sıra oluyor. Yani istediğin kadar bana paraları dök ama gelip farklı takımlarda final oynayabilirler. İşte güzelliği bu bunları yapabiliyorsak. Lig maratonunda kupada da bunlar. Kupada bu güzelliği ihtimalimiz yüksek. Lig maratonunda da bunları görmek isteriz ama biz tabii o kadar çok uçurumlar var ki arasında hep buralarda bahsediyoruz. İşte Alman liginde niye böyle oluyor, ne bileyim öbür tarafta neden böyle oluyor. İngiltere'de düşen takımla en kafada oynanan hemen hemen aynı performans var ama kaliteler farklı. Bizde çok uçurum olduğu için en sonunda dönüyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz. Ya burada hakem bunu yaptı, hakem bunu yaptı ama kendimize bakmıyoruz. Bizim yaptığımız hataları hiç görmüyoruz. Yani onun için Fenerbahçe'nin ben çok fazla yöneticisel olarak da yönetimler çok verdi Fenerbahçe'de. Çok oyuncu aldılar abi, ne istiyorsan aldılar. Hocam, öyle değil mi? Yönetim oyuncu almak mı? Ama bak şimdi hoca ne dedi, ben Krunić istiyorum dedi değil mi? Krunić istemedim hoca. Sezon başından beri istiyor. Geldi bizim futbolumuza göre uygun bir oyuncu olmayabilir. Olmadı. Ama demek ki yöneticiler de bizlerin ne istediklerini veriyorlar size. Yani sana sormadan bir şey yapmıyorlar, transfer etmiyorlar. Hepsi beraber giden bir şey. Biraz da bu vesilede hem kendimize bakacağız, sadece bir maç kazanmakla biz her şeyi örtbas edemeyiz. Yani. Herhalde canım. Biraz da kendimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim çalıştırma performansımız, takımı sahaya sürme performansımız, takımın ambiyansı, oyun kültürü, devamlılık, süreklilik ki İki takımı da devamlılık sürekliliği olduğu için buraya kadar ikisi kafa kafaya geldiler. Hayırlısı yani şöyle güzel bir hiç ses seda çıkmadan normal bir zevilde bitirelim. Bu tarafta bir şey olmaz Fenerbahçe İstanbulspor'da da öbür tarafa bakacağız. Orada ne olacak? Şimdi orada tabii goller geldikçe tablo, bakacağız. Senaryo her şey değişecektir. Zaten konuşuruz ama. Çok tehlikeli bir 90 dakika. Şimdi... Bak beraberle oynamak istiyorsan çok tehlikeli.